Sürgün edilmek, silinmektir. Bu unutulmak anlamına gelmez. Hiç var olmamak anlamına gelir. Kalbinin hiçbir atışının saymaya değer olmadığına karar verilmiştir. Bir kölenin taktığı zincirler bile onun değerini kanıtlar. Ölülerin arkasından bile yas tutulur. Ben, aralarında doğduğum kilaşlar için hiçbir şeyim. Rengaradı artık onlara soydaşlarının yüzünü, Şef Ponjaf'ın oğlunu anımsatmıyor. Hem yurtlarından hem de kalplerinden kovuldum. Böyle bir kaderden dönüş olmaz. Ya da en azından bana öyle söylenmişti. Ama akıp giden yıllar ve kan bu işleri değiştirebiliyormuş. Kalbim hala atıyor. Bu yüzden avcılık yolunda topladığım ganimetleri alıp onlara gittim. Tek bir kelime bile etmeden beni babamın karşısına çıkardılar. Kabileye dönmemi teklif etti. Adım yine anılacak, yüzüm yine hatırlanacak, kalp atışlarım yine sayılacaktı. Sonra da bunun bedelini açıkladı. Bir gölgenin peşine düşecektim. Aysız geceden kırılmış keskin bir parçanın. Bir hilkat garibesinin. Ormandan onun kellesiyle dönersem sürgünüm sona erecekti. Ağaçların arasında eriyip yok oluyorum. İşitiyorum, kokluyorum, hissediyorum. İrili ufaklı binlerce hayvanın ayak izini ayrıştırıyorum. Bunları bir sürgünü bulup onu avcıya dönüştüren insanın sert öğretmenliğiyle öğrendim. Marco'nun bana verdiği bıçağı hala taşıyorum. Burada yaşayan ama buraya ait olmayan yanlış mahluku arıyorum. Üstüme taktığım, yürürken takırdayan av ganimetlerini kampımda bıraktım. Üstümde sadece bıçağım, kürkümü kayganlaştırmak için sürdüğüm yağ ve göğüs kafesimde ölçülü ölçülü atan avcı kalbi var. Yaşam kaynayan yağmur ormanında dikkatimi çekecek hiçbir şey yokken birden bir şey var oluyor. Hafif ama çok bariz kokusu sürüne sürüne burnuma giriyor. Mide bulandırıcı aroması ve yabancılığı yüzünden bir an duraklıyorum. Her yönüyle yanlış ve tiksinti verici. Yaşama öylesine düşman ki nasıl tarif edeceğimi bile bilemiyorum. Etrafındaki her şeye karşı. Gerçek av başlıyor. İzi takip ediyorum. Etrafında geziniyor ama asla dokunmuyorum. Yanlış mahlukun kokusuna katlanmamın ödülünü kan dökme sesleriyle alıyorum. Bir şeyler ölüyor. Sesleri ilerideki ağaçların arasında. Can çekişerek ölüyor. Bir orman keskin gagası sürüsü. Keskin gagalar zirve yırtıcı olmasalar da becerikli avcılardır ve nadiren av olurlar. Onlara saldıran ya açlıktan çaresiz kalmış ya da ne kadar ölümcül olduklarını umursamıyor. Dişlerimi göstere göstere sırıtıyorum. Karşıma beni zorlayabilecek bir av çıkacak galiba. Yanlış mahlukun kokusu burnuma doluyor. Ormanın toprağına saçılmış olan parlak renkli kan içindeki tüylerle sıvanmış. Kalın, pürüzlü bir ağaç gövdesine tırmanıyorum. Pençelerim beni sessizce yaprakların arasına taşıyor. Tepeye çıkınca yaprak gölgelerin arasında çömeliyorum. Havanın nemini tadarken gözlerimi kısıyorum ve avımı aramaya başlıyorum. Hızlı bir yaratık. Bu silahında iyice ustalaşmış. Yaratık bir o yana bir bu yana koşturup avlarını tamamlarken onu sadece kısa anlar boyunca görebiliyorum. Onu ava teşvik eden ganimet toplama hevesi değil. Hareketlerinde temel hayatta kalma içgüdüsünün ötesine geçen daha büyük bir açlık seziyorum. Son keskin gagada ölünce yanlış mahluk yavaşlıyor. Ama yine de hiç hareketsiz kalmıyor. Sıçrayıp toprağın üstünden duman gibi süzülüyor. Artık onu daha net görebiliyorum. Baktıkça beynim karıncalanıyor. Böceğe benziyor ama tam olarak değil. Parçalarının mantığa sığar hiçbir yanı yok. Çürük meyve gibi siyahımsı mor, ışığı yansıtan bir dış iskeletle birleşmiş uzuvları, eti, kabuğu ve pençeleri aynı yaratığa ait olamaz. Hava ve ışık etrafında eğilip bükülüyor. Onlar bile bu yaratığa dokunmak istemiyor. Bu sayede merak ettiğim bir şeyi öğrenmiş oluyorum. Yanlış mahluk da bir sürgünün damgasını taşıyor. Hangi leş çukurundan çıktıysa onu oraya geri göndermeye hazırım. Marco'nun bıçağını hafifçe kavrayarak daldan atılıyorum.
Ben yaratığın arkasına yere inerken hiç ses çıkmıyor. Yaklaşmama ilgi göstermiyor. Ölümcül darbeyi vurduğum o adrenalin dolu enfes anlara kadar görülmeden, işitilmeden hareket etmeyi çok iyi biliyorum. Yırtıcılığın zirvesine çıkmayı uyum sağlayarak içgüdülerimle başardım. Şimdi ise içgüdülerim bir şeylerin ters gittiğini aykırıyor. Bir anlık tereddüt sayesinde kanımın keskin gagalarınkine karışmasından kurtuluyorum. Gideceğim noktadaki havayı yaran pençeyi zar zor görüyorum. Yaklaştığımı biliyordu. Durmamış olsam canımı o an alacaktı. Her şey fazla temiz gitmişti. Fazla kolay olmuştu. Bunu daha erken aymalıydım. Ponjaf'ın verdiği söz gözlerimi kör etmiş, kendime olan güvenim kibre dönüşmüş, beni savunmasız bırakmıştı. Canavarın boğazından ıslak, çıtırtılı sesler geliyor. Çenelerine salya zerreleri yapışmış. Sırtında bir hareketlenme var. Bir şeyler kabuğunu zorluyor. Acı sesimi yoksa haz sesimi anlayamıyorum. O sırada sırtından iki yeni uzuv patlarcasına çıkıp açılıyor ve vıcık vıcık iğrenç kanatlara dönüşüyor. Ona tehdit oluşturduğumu gördüğü için değişiyor. Av olmayı kabullenmiyor. Üstüne atılıyorum ama çok yavaşım. Yaratığın karşı saldırısıyla Marco'nun bıçağı elimden uçup gidiyor. Gözlerim aptalca bir duygusallıkla bir an onu takip ediyor. Bu hatamla yanlış mahluka saldırabileceği bir açık veriyorum. Bıçak biçiminde ve bıçak keskinliğinde bir pençe daha savruluyor. Yakıcı bir acı duyuyorum. Kulaklarımda kükreme gibi bir uğultu var. Geri çekiliyorum. Yüzüm kandan yapış yapış. Sendeleye sendeleye aramızı açarken bir yandan da gözlerimi kırpıştırarak görüşümdeki kırmızılığı gidermeye çalışıyorum. Sağ gözüm bulanık görüyor, sol gözümse karanlık. Kafamdaki kükreme dinmiyor. Elimi yanağıma uzatıyorum ve canavarın benden ne aldığını o zaman fark ediyorum. Yanlış mahluk, iğrenç salgılarını kanatlarından silkeleyip atmayı bitirince havalanıp üstüme geliyor. Ya meydan okumak ya da alayla gülmek için dişlerini göstere göstere sırıtıyor. Pençelerinden birini kaldırıyor. Sol gözüm ona takılı. Kanlı küreyi sivri dişlerinin arasına yavaş yavaş indirip boğazından aşağı atıyor. Midem kalkıyor. Yumruklarımı sıkıp kalan gözümü ovuşturuyorum. Bu çok aşağılayıcı bir his. İğrenç yaratık avcı rolünü benden koparıp aldı. Artık hiçbir acı hissetmiyorum. İçimde yalnızca hiddet var. Üstüne çullanıyorum. Bıçağa falan ihtiyacım yok. Doğuştan bende olan pençeler ve kendi kendime öğrendiğim zafer kükremesi bana yeter. Yenilmeyeceğim. Birbirimize giriyoruz. Şiddetin kızıl dansı bitecek gibi görünmüyor. Sırayla birbirimizi kovalıyoruz. Bu iğrenç mahluk soğuk bir karanlıktan yapılma. Bense bir intikam güneşinin merkeziyim. Birbirimizi parçalarken dünyanın geri kalanı önemini yitiriyor. Sonunda gece çökerken rakibim kaçıyor. Ya da ben mi kaçtığını düşünmek istiyorum. Belki de benden öğrenebileceği her şeyi öğrendi ve içgüdüleri onu daha büyük avların peşine düşmeye yönlendirdi. Yorgunluk sonunda üstüme biniyor, yere çöküyorum. Hala kanayan yaralar içindeyim ve artık bu canavarla yepyeni, feci bir bağım olduğunu hissediyorum. İtimi yediği anda kurulmuş bir bağ. Kilaşlar yanlış mahluku Kha'Zix olarak tanıyor. Fanilerin eski dilinde bu karşındaki kendindir anlamına geliyor. Gerçekten de savaşırken değişti, büyüdü ve iğrençleşti. O avantaj kazanmak için hep ileri giderken ben geriye, kendi içime, geçmişime, içinde doğduğum kabileye bakarak sürgün edilmenin öfkesini kullanmaya çalıştım. Yetmedi. O nasıl dönüşüp uyum sağladıysa ben de artık öyle yapmalıyım. Çünkü avımın canını mutlaka alacağım.